Herkese merhaba, ben Gökhan. Hepimiz hayatta çalışıyoruz, okuyoruz, bir hayat gailesi içerisindeyiz. Bir şeyleri koşturuyoruz ve bu koşturma içerisinde çok yoruluyoruz. Özellikle ve özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan kişiler, tabii ki diğer şehirlerdeki insanlar da çok yoruluyor ama büyük şehrin bir de trafik derdi var. Bir yerden bir yere gitmek saatler sürüyor. Çok kısa bir mesafeyi çok uzun saatler diliminde gidebiliyoruz. Bu da çok fazla stres demek. Bu streslerden uzaklaşmanın yollarından bir tanesi de hobilerimiz. Yani bizi birazcık dinlendirebiliyor. Birazcık bir şeylerden uzaklaştırabiliyor. Kafamızı boşaltmamızı sağlıyor. Ben kendi hobilerimden birazcık bahsetmek istiyorum. Bir ara yapboza puzzle'lamarak sarmıştım. Hala keza öyle. Bu sanıyorum 500 parçalıktı. Öyle hatırlıyorum. Bir arada şöyle zeka küplerine merak salmıştım ve çok zorlanıyordum yaparken ama bunun aslında çok basitmiş bir algoritması var. İlerleyen videolarda da onun algoritmasını göstereceğim. Bir de şöyle kar kürelerine merak saldım. Aslında ben kar kürelerini normalde de çok seviyorum ama herhangi bir kar küresi olmasın dedim. Ne olsun, gittiğim, gezdiğim, gördüğüm yerde sembollerini içeren kar küreleri olsun. Biri Kuşadası, biri Didim'in. Aranızda da tabii başka şehirlerde oturan arkadaşlarımız varsa ve bana o şehire uygun sembolleri içeren kar küresi gönderirse de çok sevinirim ayrıca. Şöyle yetişkinlere yönelik boyama kitapları var. Onlara da aslında çok huzur veriyor. Bir ara bana çok saçma geliyordu. Herkes bir ara bunlara mangalı diye çok şey yaptılar. Bayağı herkesin elinde görüyordum. Yani boyama ne kadar rahatlatabilir diye düşünüyordum aslında. Ama sonra bir baktım, gayet güzelmiş. Bir de arka fondan böyle birazcık müzik, hafif bir müzik eşliğinde boyadığınızda çocuk boyamaları gibi de değil, birazcık böyle ayrıntıları tek tek boyadığınızda çok huzur veriyor aslında. Bir diğeri de Bin Nokta. Bin Nokta da çok huzur veriyor. Bu bizim çocukluğumuzun, hani vardı ya gazetelerde böyle 10 noktayı birleştirip bir hayvan elde ederdik ya da herhangi bir şey, bir eşya, bir şemsiye. Ama bu da onun işte 1000 parçalı hali. Bugün sizlerle bunu yapacağım. Bence bu da huzur veriyor, rahatlatıyor. Arkadaşlar, 1000 noktayı yapabilmek için İstediğiniz tarz kalem kullanabilirsiniz ama ben keçeli kalemlerin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Şöyle daha önce yaptığım birkaç taneyi göstereyim. Bunu keçeli kalemle yapmamıştım. Bunu da pilot kalemle yapmıştım. Pilot kalemle yine. Bunu keçeli kalemle yapmıştım. Böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Keçeli kalemle yine. Bundan sonrasında keçeli kalemle yaptım. Genelde siyah rengi tercih ediyorum.
Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.